anlattıklarınızdan yola çıkarsam, inanmamak beraberinde anlamsızlığı getiriyor galiba. Evet. İşte o boşluk duygusunu. İnandığınız zaman her şeyin bir anlamı var. Tabii. Yani gideceğiniz bir nokta var. O zaman hayatta yaptığınız her şey hakikaten bir anlam, evlenmek bir anlam kazanıyor değil mi? Evet. İyi insan olmak bir anlam kazanıyor. İbadet etmek bir anlam kazanıyor. Tabii. Bu ikisini birleştirerek yani, soruyu da unutmadan ama. Soru tabii evvela şunu, deminki anlattığımda niye ateizmin nihilizme götüreceğini söyledim. Demin söyledi, hem sizin söyledikleriniz hem beni demin anlattıklarımla ilişkili. Nedeni çok basit. Çünkü hayatta hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Hayat çok kısa ve ölümden sonra da tamamen bir yokluğa gidiyorsunuz. Şimdi böyle bir manzarada yani artık bu dünyada da hiçbir şey önemli olamaz. Şunu düşünün, bir insan diyelim ki bir şeyden zevk alıyor. Mesela çocuklarıyla oynamaktan zevk alıyor veya dünyada seyrettiği bir futbol maçından zevk alıyor. Ben öleceğim, öldükten sonra yokluğu olunca bir daha bu çocuklarımla bir arada olamayacağım. Böyle bir futbol maçlarını, diğer sevdiğim şeyleri seyredemeyeceğim diye düşünse, aslında o anda aldığı zevk de bir anda çöker. Hmm. Yani onu da devam ettiremez. Ha, o zaman bir ateist için aslında nihilizme düşmeden hayatını sürdürmesinin bana göre tek olanaklı şekli kafasını deve kuşu gibi kuma gömmesi. Yani gelecekte öleceğini, yok olacağını, diğer olayları görmemesi, düşünmemesi. Aslında hiçbir şeyin anlamı olmadığını bilirken kendi kendini kandırması. Kendisi anlam üretmesi mümkünmüş gibi öyle zorlama izahlar yapması. Çünkü insanda bir ateizmin dahi nihilizme düşmesini engelleyecek bir mekanizma da var. Yani benim savunduğum şey şu. Eğer ki apaçık bir şekilde karşımızdaki manzarayı objektif değerlendiren bir ateist, açık zihinle düşünen bir ateist, ben nihilizme düşeceğini iddia ediyorum. Hı. Fakat bizde gaflet denen bir müessese var. Bu gaflet öyle bir şeydir ki hem ateistlerin önünü açar, inananların da önünü kapar. Yani ateistlerin önünde bu dünyada açar, yanlış anlaşılmasın. Şöyle önünü açar. Yani bu gafletten kasıt şudur. Bir zihnimizde adeta birçok zaman bir perde gelir. Ölüm apaçık bir gerçektir. Bu demin anlattığım tabloda yani ben yepyeni bir şey icat edip söylemedim. Bilimin bize sunduğu tablo. Bir de yani ölüm için bilime bile gerek yok. Hepimizin etrafında gözlemlediği tablo. Belki o evrenin yaşı falan bilimle alakalı şeyler. Bu tabloda bunun böyle olduğu belli gideceğimiz. Ve bunun çok çok kısa dünya hayatının olduğu belli. Ha, bunun üzerine açık bir şekilde düşünse yaşamayacağını görünce hatta o gaflet denen bir perdeyle zihninde bu sanki böyle değilmiş gibi. Hani ben günüme bakayım, günümü yaşayayım. Şey, o günümü yaşayımın altında şu var aslında. Geleceği düşünmeyeyim, sanki o yokmuş gibi davranayım var. Bir gaflet dediğimiz şey bu. İnsanın zihnine gelen adeta bir perde. Bütün olan verileri objektif bir şekilde değerlendirmesini engelleyen bir veri. Yani her şeyi açık net bir şekilde düşününce nihilizme düşecek bir ateist o gafletin yardımıyla da hayatını devam ettirebiliyor. Hmm. Birçok zaman. Çocuklarının oynayacağı sanki onlar sonsuza dek beraber olacaklarmış gibi oynuyor. Bir kariyer hırsı yapıyor. Falanca şirkette ben şöyle olacağım, böyle olacağım. 55-60 yaşına geliyor oluyor. Ondan sonra işte ortalama ömrüne göre 15-20 yıl yaşayıp gidiyor. Yani oldun da ne oldu? Yani sonunda sen de toprak oldun. O yani belki de belli o yaşlardan sonra insanlar da hastalıklara yakalanıyorlar. Yani tam çok işte karizmatiğim, acayip müdürüm, patronum dedin. E ne oldu? Hastalıklarla uğraşıyorsun. Yani oldu da ne oldu? Demek lazım. O zaman o koyduğun hedef gerçek bir hedef olamaz ki. Çünkü gerçek anlamda onu elde ettiğinde bile önemsizse bir hedef, onun gerçek anlamda bir hedef olması önemli değil, mümkün değil. O yüzden gafletin yardımıyla nihilizme düşmeden bir ateist yaşayabilir. Ha, gaflet diğer taraftan inananların önünü kapayan bir şeydir. Biz Allah'ın varlığına tam manasıyla konsantre olsak, bize bütün bu rızıkları veren Allah, aslında içimizde müthiş bir heyecan ibadet duyarken hissetmemiz. Allah'a yönelirken müthiş bir heyecan, Allah yolunda mücadele ederken, ibadetlerimizi yaparken müthiş bir heyecan hissetmemiz gerekir. Bunları hissedemiyorsak bu aslında imanımızın olmadığı için demeyin. Bu işte aslında bizi de ki birçok zaman bu gaflet perdesi sarıyor. Bize Kur'an'da da söyleniyor, ayette diyor ki siz çabucak geçmekte olan dünyayı seviyorsunuz da asıl gerçek hayat olan ahireti bir kenara bırakıyorsunuz diyor Kur'an meale. Birçoğumuz inandığımız zaman da böyle oluyoruz. Yani inançsızlar da belki böyle oluyor çünkü ahireti için almadıklar ama ahirete inanan inançlılar da böyle oluyorlar. Dünyaya öyle bir dalıyoruz ki birçok zaman gafletle sanki o sonsuz olan hayat burası, ahiret
kısacık bir alanmış gibi. Sanki burası bir bekleme salonu gibi değilmiş de milyarlarca, trilyonlarca yıl kalacağımız bir yermiş gibi dalıyoruz buraya. O gaflet bizi de oralara götürüyor. Gaflet ateistin dünyada kısa bir zevk alıp nihilizme düşmesini engelleyebilir ama Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmasında bir engel olabilir. O yüzden bizim bu gaflet perdesinden, zihnimizdeki gaflet perdesinden kurtulmamız lazım. Kurtuluşun da sırrı şu bana göre Kur'an'da. Bir, Emre Hocam demin çok güzel anlattığı şekilde Kur'an'ı anlayarak okumak. Ben de evvelden biraz daha bahsetmiştim. Samimi şekilde gitmek. Çünkü Kur'an gaflet perdesini kırmanın ilaçlarını veriyor. Tefekkür yaptırıyor bize. Nedir? İnce ince Allah'ın yarattıkları üzerine düşünüyor. Hem evren üzerine düşündürüyor Kur'an, Kur'an üzerinde de tedebbür edin diyor. Kur'an'daki ayetler üzerinde de derinlemesine düşünmemizi söyleniyor. Siz bu şekilde işleyen bir zihin yaptığınızda o zihinden gönle giden de bir yol var. Zihninizi bu şekilde çalıştığınızda gönlünüzde de sizin birçok şeye kapılar açıyor. Gönlünüz birçok şeye açıldığınızda da zihninizde de sizin aslında gafletle zihninizi örtmenizi bu sefer gönlünüz de besliyor. Yani gönül ve zihin aslında birbirlerinin yerine geçen şeyler değil de bana göre ikisi de birbirini besleyen, yani iki elin birbirine yardımcısı olması gibi birbirine yardımcı olan unsurlar. Evet. Yani o kadar daldım ki siz konuşurken bir yandan da yok şunu da düşünüyorum. Siyaset işte memlekette dünyada olup bitenlere o kadar çok biz de bazen evet. Kafayı görüyoruz ki. Bir de şunu siyasete pek girmeyi sevmiyorum ama siyasetle ilgili dayanamayacağım bir şey söyleyeceğim sonunda. Ben küreselleşme sürecinde Türkiye'deki İstihbarat evet. kitabını yazdım. Orada da anlatmaya çalıştığım şeylerden biri şuydu. Siyaset önemli. Yani siyasetin önemi siz diye bir iddiam yok. Fakat ben televizyondaki açık oturumlardaki konuşmaları dinlediğimde siyasete gereğinden fazla önem verdiğimiz kanaatindeyim. İşte o dünyadaki şeyleri tutunmamızın bir başka hani, göstergesi. Ahiret hayatımızı bana. Siyaseti kurtarıp kurtarmaması açısından da demiyorum bunu. Orası da bir gerçek vaka da ben tam tersi bu dünya içinde sırf olan olayları analiz etmede bile siyaset zannedildiği kadar bu kadar önemli olmadığı kanaatindeyim. Yani küreselleşmeyle ilgili süreçler, internetin, televizyonun, medyanın küreselleşmeyle gelen kültürün insanları şekillendirmesi o kadar güçlü ki siyasi partilerin yaptıklarından, olumlu veya olumsuz yaptıklarından çok daha fazla insanları dönüştürüyor. Sabah akşam insanlar Türkiye'de, Mısır'da, Amerika'da, İngiltere'de, bu Türkiye ile Mısır'la alakalı sanmayın, dünyanın her tarafında. Güncel siyasette de o kadar çok odaklanmış vaziyetteler ki şu anda küreselleşme sürecinin insanların ne kadar çok değiştirdiğini analiz etmekten de uzaklar. Bu bana göre sosyolojik analizde ciddi bir eksiklik var birçok kimsenin. Çünkü bunu da nereden çıkartıyorum? Yani televizyondaki konuşmaları, makaleleri okuduğumda yeterince bu küreselleşmedeki süreçlere atıf yapılmadığını görüyorum. Birçok kimse küreselleşmeden bahsediyor. Fakat küreselleşmenin insanları değiştirme boyutu anlatılan açıklamalarda, yazılan makalelerde yok. Sürekli siyasetteki iktidarların değişmeleri ülkelerdekiyle ne kadar insanların değiştiği gibi bir konuya dalmış vaziyetteyiz. Ve biz ne kadar dedelerimizin dedesinden farklı olduğumuzu anlayamıyoruz. Ve emin olun değişen siyasetlerin bizi değiştirme oranı modernleşme ve küreselleşme süreçlerine göre dünyada çok çok az. Bunu ben bu kadar size şu açıdan bakmıştım işte bu meselelere bazen o kadar çok dalıyoruz ki meslek evet. gereği tabii. Siyaset... Anlattıklarınız evet. şifa niyetine geliyor da benim vurgulamak istediğim iyi ki tabii de Ramazan'a özel bu konuları konuşuyoruz diye altından geçiriyordum açıkçası. Son demek istediğim bir daha vurgulayayım yani aynı şeyi vurgulayacağım ama yanlış anlaşılmasın diye benim dediğim şu değil. Bu konular o kadar önemli ki ahiret insanı kazanmasının yanında siyasi meseleler çok ufak. Tamam. O bir o boyutu var. Fakat ben onun dışında bu dünyadaki olayı analiz ederken bile siyasetin bu kadar önemli olmadığını düşünüyorum. Yani sosyolojik vakayı, şu anda Türkiye'deki sosyolojik vakayı, Mısır'daki sosyolojik vakayı veya Ürdün'deki sosyolojik vakayı, Fransa'daki, Almanya'daki de sosyolojik vakayı incelerken siyaset yani oralardaki iktidar değişiklikleri diyenler, son 50 yıldaki siyasi partiler milletin zannettiği kadar bana göre önemli değil. Çünkü millete bakarsak %90 için siyaset üzerinden açıkladıklarına göre siyasetin önemini demek ki %90 gibi görüyorlar. Ama modernleşme ve küreselleşme süreçleri, dünyada yayılan bir küresel kültürün olması ve bununla ilgili olgular bana göre siyasetin etkilemesinden çok daha fazla etkiliyor. Fakat bizim bunlara yaptığımız atıflar %5'lerde onlar civarında. Etki oranlarına göre bunlara verdiğimiz önem çok daha az. Pekala.